Efendim mutlu akşamlar. İşte memlekette saatler tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir bültenle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Sizler de ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve gelin şöyle özetlere kısaca bakalım. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte tam 13 yıl sonra Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Aslında bütün dünyanın gözü bu ziyaretteydi. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da bir görüşme yaptı. O görüşmenin detayları ve bu günübirlik ziyaretin detayları az sonra ekranlarınızda olacak. Diğer yandan İstanbul Eyüp Sultan'dayız efendim. Burada da bir kız kaçırma meselesi nedeniyle genç bir kadın hayatını kaybetti. Çatışmanın arasında kaldı. Çatışmanın arasında kanlar içerisinde yere yığıldığında yanı başında da 3 yaşındaki çocuğu vardı. Maalesef hakikaten çok dramatik görüntüler ekranlara gelecek yine az sonra. Ve efendim biliyorsunuz yavaş yavaş yaz aylarını yaşamaya başladık. İşte o yaz ayının sıcağı çarşıya, pazara da aslında yansıdı. Ne oldu? Sebzenin, meyvenin fiyatı aşağı doğru hız kazanmaya başlayınca tüketicinin de yüzü güldü. Yine detaylarına az sonra hep birlikte bakacağız. Efendim dedim ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 13 yıl sonra sevgili izleyenler Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi ve dünya basınının da yakından takip ettiği bu kritik ziyarette Erdoğan Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Reşit ve Başbakan Es-Sudani ile görüştü. Liderlerin gündeminde terörle mücadele ve kalkınma yolu projesi vardı. Cumhurbaşkanı Sayın Reşit ve ardından Başbakan Sayın Sudani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliğiydi. Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Dünya basınının yakından takip ettiği görüşme öncesinde Bağdat'ta hazırlıklar yapıldı. Cadde ve yollara Türk bayrakları asıldı. Ayrıca Şeyh Abdülkadir Geylani Türbesi'nin bulunduğu caddeye Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi. Erdoğan'ı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiyya Es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik ziyareti kapsamında ilk olarak Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit'le bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meselelerle terörle mücadele konuları masaya yatırıldı. Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede PKK ile mücadele konusunda işbirliği vurgusu yaptı. Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. İstihbarat paylaşımı ve sınır güvenliği konuları ele alındı. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Toplantının tek gündemi terörle mücadele değildi. İki lider ticaret konularını da görüştü. Irak'ın Türkiye üzerinden Avrupa'ya erişim sağlayacağı kalkınma yolu projesi de görüşmenin gündemindeydi. Sayın Başbakan'la birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Erdoğan görüşmede Irak'ın istikrarı için Bağdat'la Kuzey Irak bölgesel yönetim arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının da önemli olduğunu belirtti. Gazze'deki İsrail zulmü de masadaki konular arasındaydı. Görüşmede Müslüman ülkelere birlik ve beraberlik mesajı verildi. Ortak bir tavır sergilenmesi gerektiği belirtildi. Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm ve
İhtilafın bölgemize etkilerini de ele aldık. Görüşmede doğayı korumaya yönelik tedbirler de konuşuldu. Irak Cumhurbaşkanı iklim değişikliği ve su kriziyle mücadelenin önemine vurgu yaptı. Türkiye-Irak arasında stratejik çevre anlaşması imzalanmasına karar verildi. Pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Reşid'in ardından Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Kalkınma Yolu Anlaşması'nın imza törenine katıldı. Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla perçinlemiş olduk. Erdoğan'ın temasları çerçevesinde ikinci durağı da Erbil'di.